Yaparsa bunu ancak AK Parti yapar diyor manşette Sözcü gazetesi. İşte iktidarın sıralı zam listesi. TÜİK her ne kadar enflasyonu düşük çıkarsa da bir yılda temel gıda maddelerine gelen zamlar ortada. %400'leri aşan artışlar var deniyor efendim. Baktığımız zaman un, küp şeker, toz şeker, ekmek, kahve, patlıcan, salça, reçel, bal, bebek bezi, mercimek, ayçiçek, beyaz peynir, zeytin, nohut, çay, salatalık. İnsanların günlük yaşamında devamlı kullandıkları. Efendim un, yani buğdaylık unda artış %384. Yani %400'e yakın artış olmuş ya. Vicdanınız kurusun ya. Neymiş efendim, Ukrayna'dan gelen tahılı İran'a yardım için Türkiye'ye İran'a yardım edecekmiş. Yok efendim Afrika'ya gönderecekmiş. Ya kardeşim Türkiye'nin bir sıkıntısı var, sorunu var. Fiyatlar almış gitmiş. Ona bir bakalım. Küp şeker %394 zam almış. Toz şeker %362 zam almış. Ekmek %211, kahve %198, patlıcan %198, salça %97, reçel %182, bal %179, bebek bezi %173, mercimek %168, ayçiçek %151, beyaz peynir %143, zeytin %125, nohut %95, çay %81, salatalık %78 zam almış efendim. Sıralı sistem. Araçlarda hani şey takarsanız ya, LPG, sıralı sistem diye satarlar. Sıralı sistem zam bu işte. Böyle otomatik %78 ile %384 arasında zam. Yani inanılmaz yüksek bir artış söz konusu. %477'ye falan gelmiş ya, bu kadar bir şey olabilir mi? İstanbul enflasyonu 24 yılın rekorunu kırmış. İstanbul Ticaret Odası Temmuz enflasyonunu %4.9 yıllık enflasyonu %99.1 olarak açıkladı. Bu rakam 1998'den bu yana en yüksek seviye. Enflasyon canavarı kocaman oldu, büyüdü, dev gibi oldu. Birileri ona bir iğne düşsün de indirsin biraz ya. O kadar şişti ki millet hava basıyor. Enflasyon havası basıyorlar.